Herkese selamlar. Bugün çok eğlenceli, güleceğimiz, keyif alacağımız, müzik dinleyeceğimiz ve oyunlar oynayacağımız bir programla karşınızdayız. Garanti BBVA ile Sesini Aç. Gerek sohbette, gerek canlı performanslarda, müzikte dolu dolu sesini açabileceğiniz bir program olacak. Ve bugün harika bir konuğum var. Çok mutluyum onunla başlayacağımız için. Kalben. Ben böyle. O kadar güzel hazırlık yaptım ki ne kadar mutlu oldum. Diye girip. Ay vallahi yukarıda da aynı şeyi sana söyledim muhabbet ederken. Hani ilk seninle 2016 Şubat'ta röportaj yapmıştık. Ve bugün buradayız. Değişik dönemlerden geçiyoruz. Evet. Mart'ta yani şey gibi çıktı senin albümün. Arkadaşlar evlere kapanıyoruz. Buyurun size bir albüm. Evde dinleyin gibi oldu. Nasıl gidiyor? Kalp Hanım'ın hazırlıklarını tamamladığımızda dünyada ne olacağından haberimiz yoktu. Sonra ülke 16 Mart'ta kapandı ve biz de albümü 20 Mart'ta çıkarmayı planlamıştık. Albümü ortak ürettiğimiz diğer partiler acaba ertelesek mi diye sorduklarında ben ertelemekten yana olmadığımı çünkü benim de müziğe ihtiyacımın olduğunu söyleyerek aslında bencil bir karar aldım. Yani finansal ya da işte stratejik bir karar almak yerine tamamen ben ne istiyorum diye düşünerek albümü yine Kalp Hanım'ı 20 Mart'ta çıkarma kararı aldım ve çok güzel hediyeler aldık. Yani harika mesajlar, çok tatlı videolar, yoga yapanlar, birlikte evde dans edenler, işte evinin penceresinden sevdiği insanla uzaktan merhabalaşırken şarkıyı dinleyenler, evet, birbirlerine şarkıları gönderenler. O yüzden bunun manevi bir karar olması beni mutlu ediyor. Bu albümün hep öyle bir anlamı olacak galiba. Zaten hani birazcık da seni zaten hani sosyal medya artık kendi başlı başına bir basın mecrası diyebileceğimiz bir şey oldu. Yani sen kendi basınını kendin aslında yapıyorsun ve oradan daha rahat oluyor kendi manşetimi. O kadar atmak. Bir de sen zaten şey olarak yani kalem olarak da zaten acayip bir insan olduğun için yazdığın her şeyi okuyorum. Ne mutluluk. Sen zaten albümü yeterince bizlere yani seni takip eden herkese çok güzel anlattın aslında hayatında neydi, bu nasıl bir değişim, evet, vesaire. Ama böyle o yüzden çok uzun sormayacağım o kısmı ama böyle kelimelerle yani kısa kelimelerle söyleyecek olsak. Böyle değişmişti. Değil mi? Nasıl bir dönemi kapattın ona bir manşet atalım tabii şimdi. Nasıl bir dönemi başlattın ona bir manşet atalım. Sanırım insanların beni sevmeleri, beğenmeleri, takdir etmeleri, onaylamaları, kabul görmek, normal olmak ve uyumlu olmak benim için hayatım boyunca bir noktaya kadar kendi karakterimin ortaya çıkmasını engelleyen ve beni bir takım bağımlılıklara ve zaaflara ve zayıflıklara sürükleyen isteklerdi. Artık uyumlu olmak ya da normal olmak istemiyorum. Kendim olabilmek istiyorum. Bir şey söyleyebilir miyim? Normal ben. Ne sence peki? Normali tanımlama... Ben de merak ediyorum da normal biçim, ne? Evet onu düşünüyorum zaten bir iki yıldır. Normali nasıl tanımladım acaba bunca yıl? Normal nedir? Normal işte anne babaya kahvesini verir, çocuğa portakal suyunu verir, baba gazetesini okur. Annenin üzerinde bir sabahlık vardır, baba bir takım elbise giymektedir. Çocuk annesine bakar, babasına bakar, çok mutlulardır. Baba arabayı kullanır ve çocuğu okula götürür. Anne de bütün gün işte evde oturur, evdeki işleri yapar, çocukları büyütür ya da anne de bir işe gider. Ama bu kadınların yapabileceği bir iştir. Çünkü biliyorsun kadınların yapabileceği işler vardır, bir de erkeklerin yapabileceği tabii işler vardır. Kadın kadın gibi görünür, zariftir işte, ağzından kötü bir kelime çıkmaz. Hakkını aramasına gerek kalmaz çünkü onun için zaten hakkını arayacak bir adam mutlaka hayatında vardır gibi. Sanıyorum ki Orta Doğu'da doğup büyümüş olan bir çocuk olmaya dair kafamda hep bir takım kalıplar vardı. Ve ben o kalıplara uygun değildim ve ısrarla uymaya çalışıyordum. Oysa ki insan kendi kalıplarını da var edebiliyor yani. Her şeyi kabul etmeye gerek yok. Yani birileri öyle mutlu diye senin de öyle mutlu olmana gerek yok. Ya da herkesin seni dinlemesine, herkesin senin şarkılarını söylemesine gerek yok. Herkesin senin hikayenle içlenmesine ve bir şey hissetmesine ve bir şey keşfetmesine de gerek yok. O kadar çok hikayeci, o kadar çok müzisyen, o kadar çok sanatçı var ki kıymetli. Yani o yüzden biraz egomdan da arınarak yavaş yavaş böyle... Ben kimlerle buluşmak istiyorum, ben nasıl yaşamak istiyorum, ben hangi alanda nefes almak istiyorum gibi soruları sorarak kendi normal kalıbımın dışına çıktım. Yani dayatılan normalin dışına öğretilen, çıktım, gösterilen, evet, televizyondan tut işte ana akım medyanın diğer kullandığı ortamlara kadar bize anlatılan ilişki biçimleri, dostluk biçimleri, iş ortaklıkları biçimlerine kadar bu iş böyle yapılır. Mesela müzik üretmeye başladığımda bu işin bağımsız olarak nasıl yapılacağına dair en ufak bir fikrim yoktu. O yüzden başka çatıların altına girme bana daha doğru göründü. Şimdi bağımsız yapmak
daha rahat ettiriyor beni. Çünkü bunu nasıl yapabileceğimi öğrendim yıllar içinde. Hı hı. Yani o yüzden bugüne kadar olumlu ya da olumsuz deneyim ettiğim hiçbir şeyle ilgili de içimde bir nasıl diyeyim pis bir hal kalmadı, pis bir his kalmadı. Çünkü her şeyden bir şey öğreniyorsun sonuç itibariyle. Kendi normalini anlamaya başlıyorsun yani. Benim normalim nedir? Yani herkes çay içiyor diye ben de çay mı içeyim? Yoksa gibi başka bir şey içebilir miyim? Yoksa canım başka bir şey içmek istiyorsa onu içebilir miyim gibi yani. Peki bir şey daha sormak istiyorum. Hazırız. Ki şu bizim şey dönemimizi geçelim. Çat dedik. Sen 16 Mart'ta kapandık. 20 Mart'ta albüm çıkarttın. Neyse ki senin son dönemde konserlerin hareketli bir biçimde başladı. O dönem sana nasıl geldi bir müzisyen olarak? Kesin üretmişsindir sen. Kesin. Çok eminim diye. Ya ne tatlı emin olman bundan. Çok mutlu Yoksa oldum. Cevabı hayır mı diye. Önce şöyle yapmak istiyorum. bir romanım var benim. Sanıyorum 2021'de okumak isteyen, merak eden insanlarla aynı hanelere, odalara ve yerlere girecek. Romanın da bir soundtrack albümü olacak. Ben sevdiğim bir şeyleri okurken hep bir şeyler dinlemeye çalışırım. Hep böyle şarkı listeleri yaparım. Bu sefer de ben bir albümle romanı hediye etmiş olayım diye düşündüm. Beraber mi Beraber çıkacak? Gelecekler. Hem romanı bitirdim hem albümdeki çalışmalarını tamamladık aşağı yukarı. Hem de önümüzdeki bir yıl boyunca yayınlamak istediğim tekli şarkıları planladık ve hazırladık. Sevgili İlker Delicioğlu ile birlikte ve yine canım Genco Arı ile birlikte. Onun dışında çok değer verdiğimiz bazı sanatçı dostlarımızın proje albümleri, proje demek çok hoşuma gitmese bile ben aslında kelimeyi direkt reddediyorum. Ben de reddediyorum. Hediye albüm diyelim. Bütün kendi dünyalarından seçkilerini ortaya koydukları o güzel hediye albümlerden birkaç tanesine yer alacağımız için o çalışmaları tamamladık. Yine ekipçe. Provalar yaptık, dijital konserler yaptık. Yapabildiğimiz evet. kadar gerçek canlı konserler yaptık. Depresyona da girdim. Kedimle evet. de oturdum, kitapta okudum. Yürüyüş yaptım, fotoğraf çektim, sevdiğim arkadaşlarımı gördüm. Arkadaşlarımın çocuklarını gördüm. Sonunda belki normal tempoda yapamayacağın şeyleri yani de 4 yıldır sıkıştırdın araya. Tabii. Yani 4 yıldır bir makine gibi sanki tabii. hiç düşmeye ya da durmaya vaktim olamazmış gibi. Hep aynı suratla, hep aynı enerjiyle sahnede olmak, yolda olmak tuhaf bir şekilde insanı aslında monotonlaştırıyor yani. O yüzden keşke bu böyle bir küresel bir sağlık kriziyle olmasaydı. Keşke bu kadar ailenin canı yanmasaydı. Bu kadar insan böyle bir anlam veremediği bir şekilde yara almasaydı bu dönemde. İnsan olduğum için fakat söyleyebileceğim şey acının yanında mutlaka ışığın da olduğu. Ben de olabildiğince acıyı ışıkla dengelemeye çalışıyorum. Tabii, tabii. Evet yani hepimiz zaten aklımızı kaçırmamak için en evet. azından bunu yaptık. Bu Her arada gün bir şey var çünkü. Dedin ya 4 yıldır koşturuyorum. İşte evet. o 2016'da biz seninle Cihangir, White Mill orada buluştuk. Bak onları da hatırlıyorum ve belki o zaman saçın daha kısaydı. Giyim yani kıyafetin o günkü kıyafetin daha böyle jean tişört zaten bir, sonuçta kameralı bir ortam değildi. Fotoğraf çekimi bile yapmamıştık. Ama sen yani biraz imaj değişmiş olabilir ki o da böyle sahnesel aslında bazen değişiyor. Onun dışında 34 bence... 34 yaşında evet. geliyorsun aslında. Yani 28 yaşındaki ama, tatlı pasaklılığın kalmıyor. Biraz ama daha söylediğin falan. Yani sen ama yani benim gördüğüm o kadar tanıdığım kadarıyla aynısın. Yani iyi anlamda söylüyorum bunu. Ne tatlı. Hani şey değil böyle bir söylem değişiyor Kafayı insanda. Kafayı kırmadın diyorsun hani böyle yani. Şey falan oluyorlar ya. Çünkü çok yani sen de piyasanın içinde olan bir insan olarak işte ben de 15 yıldır çok küçük başladım ben İçeride de. Şey olup, değişimi gördüğünde... Çok içeride de olmadan sevdiğin evet. insanlarla daha böyle kendi alanında hareket ettiğin... Zaten Kalp Hanım'da da hep bir çember çizip o çemberin evet. içinde dans ettiğimiz sevgili Zeynep Özkancan'ın çektiği fotoğraflar ve filmler vardı. Biraz onu yapmayı öğrendim galiba zaman geçtikçe. O yüzden de... Hislerim sadece daha açık ve daha berrak yerlere doğru evriliyor. O beni çok mutlu ediyor. İşte insan kullanmamaya özen gösteriyorum. Hak yememeye özen gösteriyorum. Birlikte çalışmaktan keyif almadığım insanlarla çalışmıyorum. Evet. Kadınları çocuklardan, kedilerden, ağaçlardan, adamlardan, ayıranlarla, LGBT'yi haklarını düşünmeyenlerle, azınlığa azınlık deyip onu az bulanlarla ve üzerine çökenlerle aynı yerde bulunmuyorum. O insanlardan para da kazanmamaya özen gösteriyorum artık. Bazı şeylere özenmek hoşuma gidiyor.
Bu bütün söylediklerine zaten full ruhunu temiz tutuyorsun gibi bir şey çıkıyor sonuç olarak. Mutluluk oluyor, cildin parlıyor, dişlerin parlıyor filan. O daha iyi oluyor. Haklısın. Acaba hangi musikiyi dinleyeceğiz ilk olarak? Sözü musikisi Kalben Sadıç'a ait olma ihtimali çok yüksek. Adı nedir acaba şarkınızın? Acaba hangisiyle başlayacağız? Sürpriz olsun. Ben de henüz yapmadım sıralamayı. Merhaba. Bugün bas gitarda her zamanki gibi İlker Delicioğlu var. Sevgili salon İKSV çalışanlarına, Suat abiye, sahnemizi kuran Emre'ye ve sevgili Sinem Türkmen'e çok teşekkürler. Ve bu konseri mümkün kılan Garanti BBVA'ya. Ah diye başladı şarkısı ömrümün. Gözleri görmüyor ki gönlümün. Düşmeye hevesli dünden hazır deli. Bir parça aşk için nereye gitmeli, kimlere sormalı. Olsaydı olurmuş ama olmadı. Ama olmadı. Anlıyor musun? Sakin duramam bu koltukta. Oturamam sen yoksan. Çek dertleri çeker gibi. Çek dokunmadan öper gibi. Çek bir an içinde her şeyi anlar gibi. Anlar gibi. Çek dertleri çeker gibi. Çek ilk yazı bekler gibi. Nereye gitmeli, kimlere sormalı? Olsaydı olurmuş ama olmadı. Ama olmadı. Anlıyor musun? Sakin duramam bu koltukta. Oturamam sen yoksan. Çeker gibi çek, dokunmadan öper gibi çek, bir an içinde her şeyi anlar gibi, anlar gibi. Çek dertleri çeker gibi çek, dokunmadan öper gibi, bir an içinde her şeyi anlar gibi. Verara. Sonunda müzik de dinledik. Dinledik. Tempomuz gittikçe tut 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 tut. Müzik iyileştiriyor arttı. Ya. Evet evet, gerçekten güzel görüyorum. Ben de bu vesileyle gerçi arada canlı müzik dinlemişliğim var. Böyle arabalı konserlere gittim. Efendime söyleyeyim, Zorlu'da gittim bir tane konsere falan. Sonra gidemedim. Peki az önceki muhabbetimize dönecek olursak. Orada işte hak yememek, haksızdan uzak durmak, hani kendini iyi tutmaktan bahsederken sen aslında bugüne kadar hiçbir toplumsal olayda sessiz kalmayan taraftansın. Hiçbir zaman sözünü sakınmadın. Yapamadın. Beşiktaş'ta işte evet, kadınlar için toplandığında oradaydın, konuşan sendin. Başka yerde de keza aynı şekilde, sosyal medyaya değinmiyorum bile zaten. Bu konuda hiç çekindiğin, yer yer kendini durdurduğun oldu mu? Bir de bütün senin bu tavrının yanında çevrendeki insanların desteğini ya da aman Kalben dediğini dediği anı konuşamadım, yaşadın mı? Ya aman Kalben şey diyen herkesle yollarımız ayrıldı. Güzel. Hani o yürüyen bir ilişki olmuyor. Evet.
Yani başka insanların benim adıma korktukları zaman hissettikleri yükü ben de taşıyorum çünkü. Ve benim adıma birinin korkması hiç istediğim bir şey değil. Ben kendi adıma korkmamayı öğrenmeyi hedefliyorum çünkü. Bence bizleri nefretle, öfkeyle, şiddetle karşı karşıya getiren temel öğe korku. İnsan korktuğu şeye saldırıyor. İnsan bilmediğinde, anlamadığında korkuyor. Ya da ölümlü olduğu için korkuyor, ya da sevilmediği için korkuyor. Ya da kendi içindeki gerçek kimliğini bulamadığı için korkuyor ve bunu özgürce yaşayana saldırıyor. Ya da ona benzemeyene saldırıyor. Ya da iletişim kuramıyor, konuşamıyor ve saldırıyor. O yüzden sanıyorum toplumların şiddet örgülerinin altında artık korkuyu gördüğüm için benim ekibimde, çevremde, ailemde, dostlarımın arasında aman kalbencim diyen biri olunca ben... Yani aman bu insan, aman deyip sen uzaklaşıyorsun yani, değil mi? Babam olabilir. Çünkü babam 46 doğumlu, 74 yaşında. Evet, babamla bizim aramızda 40 yaş var ve babamın başka türlü korkuları olabilir. Çünkü onun gördüğü savaşlar, onun işte askerlik mesleğini icra etmiş olması bambaşka bir şey. Rahmetli annem olabilirdi benim adıma korkan insan. Çünkü o bir kız çocuğu yetiştiriyordu Türkiye'de. Ve bir öğretmendi o, kız meslek liselerinde resim öğretmeniydi. Ve onun korkuları da olabilirdi, bunu anlayabilirim. Akrabalarım korkabilir benim adıma, anlayabilirim. Çok yakın dostlarım korkabilir ama... Onlardan bile istemiyorum artık ve anladılar zaten benim yani. Benim için korkmayın, korkmayın diyorsun. Korkmayın yani. Evet. Esas korkularımızdan tamamen arınıp bütün bu gerçeklerin üzerine yürümemiz gerekiyor. Peki çok güzel bir oluşum var. Dişil Sözlük. Evet yani. Çok gerçekten yani henüz takip etmeyenler varsa mutlaka Instagram'da gidin. Dişil Sözlük, bu kadar basit. Sen ve galiba iki kişi... Daha bir var. De çok tatlı onun tasarımlarını yapan sevgili Bengisu var. Ben oradan kendime not ettiğim ya, birkaç kelimeyi... Çok heyecanlı. Dişil Sözlük ilk kez böyle konuşacağız. Çok tatlı. Dantellektüel. Dantellektüel efendim. Dantellektüel konuşamadım. Hayır, çok güzel söyledin. Kelebeklenmek. Söyledim. Evet. Ondan sonra kokulandırılmış an. Buna evet, bayıldım. Muazzam. Çiçek aşıklanması var. Ben onu çok o seviyorum. O da çok güzel. Potsoidmayı çok seviyorum. Yaprakların arasından Zıplingo. Süzülen ışık. Bu benim dönem dönem Zıplingo, yaşadığım bir ruh hali. Zıplingo, sevgili İpek Erdem'in kelimesi. Ya. Çok güzel yani, hepiniz kelime bulup bizimle paylaşabilirsiniz. Otuzlanmak. Son iki yıldır yaşadığım evet, hadise diye. Bu genelde isim takmadığımız, fiil bulmadığımız, sıfatlandırmadığımız durumları, özellikle de kadının içinde olduğu bir takım evet, durumları. İşte 30 yaşına geldin, sen artık evlenip niye çocuk yapmıyorsun? Otuzlanmak dedik evet, ona mesela. Hem miyav var, hem miyava bayıldım. Kedili kadın denir mesela. Kedileri, köpekleri hem hav olmak da var orada. Evet. İşte yani hayvanları insanlardan daha çok sevip onlarla ruh eşi olan insanlar. Onlara artık kedili kadın demiyoruz, hem miyav olmak diyoruz. Zıplingo, Zıplingo aniden gelen eğlence evet, şey. Ben bazen öyle uyanıyorum. Ben de. Bu kelimeyi okuduğumdan beri şeyim. Yani kullanıyorum da bunu. Zıplingo'yum evet, artık. Evet, hani yani girdi hayatım. Bir yeni, çünkü dile yeni kelimeler girdiği zaman ben dilin de tekrar yaşamaya başladığını ve insanların birbirlerini kelimelerle, seslerle daha iyi anlayabilecekleri için belki bazı durumlara kelimeler bulursak o zaman onun içindeki o karanlıktan kurtuluruz da, o boşluğun karanlığından, o zaman orada konuşmaya başlarız diye düşünüyorum. Yani işte bir kadının regl olması ve regl olduğunda pedini saklayarak tuvalete gitmesi mesela. Evet, bunun yani bir adı olmalı. Çünkü bu utanç çok aptalca, anladın mı? Yani 4 milyar kadının aşağı yukarı %20'sinin aktif olarak bu utancı yaşadığı bir dünyadayız. Kadın yani, bedeniyle ilgili. Evet. Bunları artık konuşabiliyor olmamız lazım. Yahut işte yaprakların arasından süzülen ışığın hissettirdiği o romantik his. Yani böyle ince bir şeylerden bahsediyor beş olmamız lazım. Beş kelimeyle anlatmak yerine diyorsun. Potroidma dedi söyleyelim biri mesela. Evet, onu... Harika bir kelime abi. Evet. Yani ve kelime ürettikçe, birlikte kelime ürettikçe bu sefer ne oluyor? Aramızda bir birlik, bir dostluk, evet, bir omuzdaşlık hem düşünce, oluşuyor. Evet, hem düşünce, hem düşündaş alıyorsun. Evet, hem düşündaş, aynen, evet. Çok çok sağ ol bunu bayılıyorum için çünkü ve hani bazen sözlü de diyorum ki hani keşke daha da hani atıyorum haftada 10 yeni kelime görse, ya tabii çok kolay uğraşıyorum değil ama. Ben. Sürekli araya böyle şeyler sıkıştırıyorum. Peki arkadaşlar, mesela yüksek bir yere tırmandığımızda başarılı hissetme duygusuna ne desek falan diye. Ama hem aynı anda kalben markası, hem aynı anda dişi evet, sözlük falan biraz yavaş gitse de şu ana kadar rahatlıkla bir 120-130 kelimemiz oldu kısa bir zamanda. Bakın, dişi sözlüğe mutlaka bize kelimeler vallahi, üretin, kelime anlamlar gönderin, üretin. Evet, yani. Çünkü daha sonra kitap olacak. Mutlaka bunu ürünleştirmeyi de düşünüyorum. Ya yani kendimi ürünleştirmedim ama bunu ürünleştirmek yani, istiyorum. Aynen. Evet, muazzam düşünüyoruz olur yani. O zaman efendim. Şimdi şarkılarla devam edelim. Müzikli devam ne edelim. Ne yapıyorsunuz? Sesini açabiliyorsunuz şu anda çünkü müziğe geçiyoruz. Şeytan sonra devam ediyoruz.
diye geçiyoruz. Hey Stella, you got your one leg in the air. No, you don't feel. No, you don't feel now, do you? Hey Stella, you got your one leg in the air. But you don't hear. No, you don't hear now, do you? All the things I said about you behind your back. Don't worry, they were lovely, darling. And they were true. Can you smile with me? I wrote a song to sing with you. Can you smile for me? I wrote a song to sing together with you. And the summer is fleeting. Glimpse of sunlight dancing with your hair. I know you don't feel the way that I feel about you. Hey Stella, so lovely and they're so true. But you don't hear. Karanlık bir yerde bul beni. Kaybettiğin gün gibi bekliyorum. Üstümde bir başkasının ceketi. Yine de tanırsın biliyorum. Tanıdık bir yerde bul beni. Kulu'da buluşalım. Kalpsizin biri demişsin hani, bari yorgun dargın bakışalım. Sokaklarda ayak sesleri, özlemek artık yasaktır. Sildik hafızadan bizi, fotoğraflarımız kayıptır. Hiç anlatmadım sana oysa, daha çok hikayemiz vardı. O gece sormuştun ya bana, uzaklığın en büyük yaraydı. Yaraya gülümsedim, her sabah yarayı önemsedim.
yarayı hazırladım. Gözlere yarayı temizledim. Yarayı büyütmedim hayalinle, kendimi küçümsedim. Denize baktım ömürlerce, tuzunu ezberledim. Yarayı öptüm ellerinden, yarayı dinledim. Benden onda da var dedi, yarasını sevdim. Elini uzattın ey havada kalan en güzel hayalimiz. Yaramızı unutturur yarayı kapatan aşk, yaradan da derin. Elini uzattı havada kalan en güzel hayalimiz. Yaramızı unutturur yarayı kapatan aşk, yaradan da derin. Yaradan da derin. Elini uzattın ey havada kalan en güzel hayalimiz. Yaramızı yarayı kapatan aşk, yaradan da derin. Elini uzattı havada kalan en güzel hayalimiz. Yaramızı unutturur yarayı kapatan aşk, yaradan da derin, yaradan da derin. Saati mi? Evet, oyun, önce oyun saati çocuklar falan diyormuşum değil mi? Evet, oyun oynayacağız. Kelime vereceğim sana. Sen kendi şarkının istediğin bir bölümünü, nakaratı olur. Girizi, giriz yalnız. Girizgahı olur. Girizgahı olur, girişi olur. Şey yapacaksın. Öncelikle efendim, yara şarkımızı seçtim. Kelimeler, civciv, yumurta, ağaç. Sen yaparsın. Şey gibi mi yani? Ağaçlı bir yolda bul beni. Civciv gibi yürüyorum. Üstümde bir yumurta kabuğu ceket, yine de tanırsın biliyorum gibi bir şey mi? Gibisi fazla. Ben bu oyunu başka kimseye de oynatabileceğimi düşünmüyorum. Bu kadar iyi oynanabilirdi yani gerçekten. Bütün şarkılarımdan özür dilerim efendim şimdiden. Çok özür dilerim şimdi... şarkılarla duygulanan, bebeğini bakıcıya bırakıp konserlere gelen, harçlıklarını biriktirip konserlere gelen. Herkesten ben İpek adına özür dilerim. Garanti Bankası adına ben özür dilerim efendim. Ama çok güzel oldu bence. Devam edelim bakalım. Sadece... şarkımızda. Eyvah. En bir de şeyleri yani evet hazırım. Astronot. Astronot. Sürahi. Perde. Perde uçar, sürahi boş. Astronot işsiz. Duvarlara vuran ışık yüzümde karanlık. Bence güzel. Astronot işsiz de günümüze çok uygun astronot bir... Astronot işsiz gerçekten efendim. Uçacağı uzay mı kaldı? Uzay mı kaldı bugünümüzde? O zaman benim yine çok sevdiğim şarkılarından bir tane. Yalıkanın Bebeği. Ya canım, ben isim... kendi aptal ya onun. Çok iyi yani. Evet şimdi onu anne, gitar ve Ersin Beyciğim'den gelen Müşkül Pesent kelimeleriyle. Yalıkanın Bebeğim, senin için gitar öğreneyim. Biliyorum Müşkül Pesent biriyim. Ama ben de bir annenin evladıyım. Bence gibi. Gayet. Yuvarladık, oldu. Oldu. Oldu, oldu. MSG'ye bildirelim. Pardon, bir alalım. Değişim falan diye böyle.
Efendim saçlar. Bu arada saçlarla ilgili bir şey söyleyeceğim. Kalben'in saçlar, yani Kalben saçlarla hayatımıza girdi zaten. Evet. Ben bunu söylemen ne tatlı. Saçma bir şekilde 3 kere falan, yani o dönemde artık peruğunu mu yere atmış insanlar, saçındaki kaynak mı düşmüş? Sürekli, yani mesela o gün kafamda bu şarkı dönmüyorsa da saçla karşılaşıyorum yerde ya. Saçların öyle bir laneti var, evet. Ve o saçı gördüğüm anda her yerde saç var diye yani. Başlıyorum yani direkt. Bir dönem bunu yaşadım yani. Yani şey gibiydi, PR saçların çalışması gibiydi. Saçların bir böyle hikayesi oluyor. Bir şekilde en sevmeyerek dinleyen insanla bile, yani zorla dinletilen insanlar oluyor çünkü. Benim müziğimin öyle bir tarafı var, çok hoşuma gidiyor. Nasıl yani? Önce zorla dinliyorlar. Mesela bir ilişkide kalabilmek için, biriyle flört edebilmek için, işte birine iyi bir arkadaş olabilmek için böyle dinleyen bir kesim var bu müziği. Sonra yavaş yavaş bir kanına giriyor müzik. Bir bağımlılık ortaya çıkmaya başlıyor. Ben mesela o son 3-4 klip arka arkaya, hani film gibi yani, YouTube'da onu açtığımda zıt şeklinde bir gün içinde 10 kere mi ya, döndürdüm hepsini. Öyle enter ve o kliplerde gerçekten. Sevenler çok sevgiyle geliyor ya. Çok şanslıyım yani. Muazzamdı. O yüzden sevmeyen herkese de buradan öpücükler. İyi ki siz sevmiyorsunuz. Çünkü çok seven var ve çok mutluyum. Take this gibi değil mi? Öyle ama. Bir de şu hareket vardır ya. Yok ama öyle yani. Artık 34 yaşına gelmiyor. 35 olmak üzereyim yani. Bence gibi ömrümün var. Ortasındayım yani artık. Peki o zaman saçlar demişken. Saçlar tabii ki demişken illa onu da uyduracağız demek geliyor, ki daha da uyduracağız onu. Biliyorsun onu uydurduğumu düşünenler var bir yerlerde. Bardak, ressam, portakallı ördek. Yerlerde bardak, fakir bir ressam. Yanan portakallı ördek, alüminyum folyodan. Bence olur. O zaman son şarkımıza, son değişecek olan şarkımıza geçiyoruz. Ardından gerçek şarkılara geçiyoruz. Sen de daha mutlu ben artık olacaksın. Geri dönemem. Ve artık burada, bugün böyle, devamlı ben böyle söyleyeceğim. Artık geri dönemem. Sonsuza kadar ya, benim en sevdiğim mı, şarkılarından. Onu da mı kesip bitip hazırım. Tren, vişne çürüğü, yolcu. Çok tatlı kelimeler, oh. Falımdan bir tren çıktı, içimde yolcu anlamadı. Vişne çürüğü bir kabandı üstümdeki. Nasıl oluyor bu iş arkadaşlar ya? Nasıl bu 2 saniyede bunu yapabiliyorsun gerçekten? Ya biri de 2 saniyede algoritma problemi çözüyor. Biri de 2 saniyede 2 nöronu birbirine bağlamaya çalışıyor falan. İşte ve bu da benim yani, hediyem kainattan. Gerçekten zaten, ama sen konuşurken de öylesin ya yani. Kelimeleri seviyorum ya. Ve hani şimdi yazarken kelimelerle oynamak bir şey, duraksayarak konuşurken de kelimelerle oynamak bir şey. Sen hem akıcı konuşuyorsun. Ya eskiden çok hızlı konuşuyordum, şimdi biraz yavaşladım, çok mutluyum. Şarkı dinleyeyim. Keyfiniz yerine gelsin. Ben kazağımı giyip gözlüğümü takıp biraz hüzünlü surat makyajımı yapıp birazcık geri geleyim, pantomim yaparak başlarım. Evet, devam edeceğiz. Yatak boş, oda boş, ev boş, duvarlara vuran ışık, yüzümde karanlık. Yine mi sen, bayram günü gibi gelen? Kaçamadım, külleri hala sıcak. Kalbimi durdurup kaybolan bir tuzak oluyor her sokak. Hiçbir şey istemedim, ne yatak, ne oda, ne de sen de bırak. Her şeyi sadece beni sev. Dizlerinde dizlerim, boynunda ellerim, boğulur gibi yeniden her gece her gece. Doğalım mı sevgilim, doğalım mı sevgilim, doğalım mı sevgilim.
azalırken, azalırken kapılar ardında kaçtığım zamanlar boş vermiştim aslında. Yıkılırken kumdan kalelerim birer birer karşında, zırhı paslanmış bir kahraman gibiyim. Hiçbir şey istemedim, ne yatak ne oda ne de sen de bırak her şeyi sadece. Ne yatak, ne oda, ne de sen de bırak her şeyi, sadece beni sev. Şimdi burayı bir kere daha çalacağım ilk kez. Çünkü sizde olduğunuz her yerde bizimle birlikte söylersiniz diye tatlı bir his var içimde. Hiçbir şey istemedim, ne yatak, ne oda, ne de sen de bırak her şeyi, sadece beni sev. Evet, evet, evet. Şimdi efendim, bu kadar müzikli, oyunlu anlarımızdan sonra... Şarkı söyleyip her seferine geri gelmenin de ayrı bir tatlı bir temposu var. Evet, değil mi? Söyle gel, söyle gel bir. Şimdi müzisyensin, şimdi insan ol, şimdi yetişkin ol. Otur konuş, kalk git. Müzisyen olmakla ilgili kendi aramızda hep böyle tatlı şakalarımız var. Peki. Aslında kitaptan en başta bir, ufak bir bahsettik. Hani editörde zaten şu evet. an 2021'de çıkacak falan. İnşallah. Ama kitap dışında şimdi daha önceden işte senin reklamcılık geçmişin var, zamanda yaptığın çocuk kitapları var. Evet, böyle bakınca yani dinlenme rakamlarına bakınca evet müzikle bizim hayatımıza girdin ve sen öyle tanıdık. Ama hani ah biri bir albüm çıkarttı, iki albüm çıkarttı gibi değil yani. Spotify'da baktığımızda senin şarkıların 10 milyon, 12 milyon izlenen, aylık dinleyicinin 550 bin, 600 bin kişiler olan bir müzisyensin hayatımızda. Şeyden, Spotify'dan bahsediyorum sadece. Çok tatlı, evet. Bana az geliyor. Yani Sam Smith'le falan kıyaslıyorum kendimi ve çok kıskanıyorum çünkü. Ama mesela böyle düşününce mesela ilk bu hani çıkarıyorum ben artık bu albümü, bu şarkıyı yaptım hani insanlarla bunu paylaşacağım dediğindeki hayallerin neydi? Hiç yoktu. Hiç mi? Hiç yoktu. Sadece zengin olup köşeyi dönerim zannediyordum. Hiç öyle olmadı. Peki bunu düşündün yani gerçekten? Zengin olmayı çok istedim tabii. Yani bir daha kirayı, faturayı düşünmemek, birlikte çalıştığım insanların evlerini aldıklarını görebilmek, herkesin arabasıyla konsere gelebildiğini görmek. Öyle olmuyormuş. Ups. Bu arada tabii yetmiyormuş gibi. Aslında zaten Türkiye'de farklı çok... zenginlikler keşfediyorsun. O çok evet, keyifli. Yani birlikte çalıştığın insanlarla çok iyi bir üretim ortaya koymayı keşfediyorsun. Harika prodüktörlerle çalışabilme lüksünü keşfediyorsun. Butik bir mağaza açan iki tane dünya güzeli kadını sana gömleklerini hediye etmeleri gibi harika bir şeyi keşfediyorsun. Muhteşem Sinem Türkmen gibi bir menajerle çalışmayı keşfediyorsun. Çocuklarla, çocukların faydasına işte bir müzik aleti alıp bir okula yollamayı keşfediyorsun. Kadın erkek eşitsizliğini ortadan kaldırabilmek için yapabileceklerine dair ne kadar güçlü olduğunu keşfediyorsun. İyi ki zengin olmadım yani. İyi ki yırtmadım. İyi ki köşeyi dönmedim. Muhtemelen yani ilk ama, çok borcum var yani. Ama muhtemelen yani şu karşımdaki karakter çok zengin olsaydı da o parayla zaten başka bir şey yapıyordu yani. Yani hani. O yalıyı almayacaktım evet. Ama gene de gördüğüm kadarıyla bile benim kazandığım parayı sahiplenen insanların ne kadar bozulduğunu ve şahsiyetsizleştiğini gördüğümde, yani o paranın, benim üzerimden kazanılan paranın insanlara ne yaptığını gördüğümde, ki bunun içinde hayatıma giren sevgili figürleri de var.
işte daha önceki ortak bir şeyler yaptığım insanlar da var. Onlara o kadar tatlı bir merhamet besledim ki yıllar içinde. Çünkü çok bozuldular yani. Hı hı. Çok katılaştılar ve çok köşeli ve böyle küçük canlılara dönüştüler falan. Belki ben de öyle olabilirdim yani. Öyle olmadığım için mutluyum. Belki ben de bozulurdum yani. Peki, çünkü ben böyle müzisyenlerde, yani söz yazarlarında özellikle, yani sadece çıkıp yazdığı sözü icra etmesi gerekmiyor ama hani hep bir bunu hakikaten meslek olarak, hani kitap yazmak gibi şey gibi oturup yazanlar var. Bir sürü duyguyla hani yaşadığı hayatta yaşadığı tecrübeleri yazıya, söze dökenler var. Bir de senin gibi kendi frekansı olanlar var demek ki, sen ve Nil gibi. Ama bambaşka yine de böyle bir sürü versiyon var yani. Peki, ama böyle yine de en çok besleyen duygu ne seni, atıyorum yani? Mutluluk mu daha çok besliyor, hüzün mü? Yok, mutluluk değil yani. Mutluluk beslese müzisyen olamamış olurdum. Çünkü o kadar az mutlu oldum ki bugüne kadar hayatımda. Sanırım son 9-10 aydır falan mutlu olabiliyorum zaten. Son 9-10 aydır deyince de bu arada ilginç bir dönemi söylemiş oluyorsun. Evet. Tam... Çünkü çok kıymetli olan bir şeyi fark ettim. Ölümlüyüm. Bugün kadarı var önümde ve kontrolümde değil hiçbir şey. Ne yapabilirim bugün? Yani nasıl iyi biri olabilirim, nasıl sevginin kanalı olabilirim, nasıl anlayışın kanalı olabilirim, nasıl daha şefkatli ve hoşgörülü biri olabilirim, öfkemle, nefretimle nasıl baş edebilirim, birilerinin dedikodusunu yapmadan, tanımadığım birini ya da tanıdığım birini yargılamadan nasıl bugün var olabilirim, bir insanın mesleğini bilmeden o mesleğe bir çamur fırlatmadan nasıl bugün var olabilirim, insanların hikayelerini anlamadan, dinlemeden, onlara saldırmadan nasıl bugün var olabilirim? Hayvanları nasıl daha çok sevebilirim? Onlara nasıl daha faydalı olabilirim? Doğaya nasıl daha faydalı olabilirim? Çocuklar için ne yapabilirim? Bütün bunları düşünmeye yol açan bir zaman dilimiyle, ben bu zaman dilimine gelmeden önce zaten içimde o zaman dilimine girmiştim. Hı. İşte bir nevi bir ayılma, bir bilinçlenme ve kendi rönesansım diyeyim. Şahsi rönesansım falan. Yani öyle bir zamandı benim için. Çünkü annem beni rahmetli 34 yaşında doğurmuş. Ben de ya. 34 yaşına girdim ve kendimi tekrar doğurmaya karar vermiştim. Sembolik bir anlamı vardı benim için 34'ün. 34'te gerçekten benim için öyle bir yaş oldu yani. Kendimi tekrar doğurdum. 9 ay önce karar verip 9 ay sonra kendimi doğurup artık hakikaten çok az şeyle uğraşıyorum yani. Resmen çünkü doğumuna denk geldik yani, evet, şu an. Yani, çünkü o bütün parazit hayat. Bir frekans var ve orada bir parazit var. Yani sürekli bir gürültü var orada. Sürekli korkunç haberler var, sürekli acı var, sürekli dert var, sürekli işsizlik var, sürekli eğitimde fırsat eşitsizliği var, sürekli çocuklarla ilgili ciddi problemler var, çocuk suistimali var, kadın ve vücudu üzerinde ve ruhu üzerinde bir suistimal var, cinayet var, şiddet var, ölüm var. Yani sürekli o kanalı dinleyemem abi. Benim de yaşamaya ihtiyacım var. Benim de daha umutlu, daha güzel şeylerden bahsedebilmeye ihtiyacım var. Benim de hissetmeye ihtiyacım var yani. Hayatımı hep acı çekerek, mutsuz olarak ve karamsarlıkla geçirdiğimi, artık öyle takılmak istemediğimi fark ettim yani. Çok güzeldin. Ben genel olarak bu arada kendim mutlu ve neşeli bir insanımdır. Ve mutlu ve neşeli olmamın cezasını hep çekmiş de bir insanımdır. Hep niye sen, mutlusun? Evet, niye, neden mutlusun? Ne tuhaf ya, değil mi? Allah'ım, mutlu olmak iyi bir şey diye öğretilmişti. Yani mutlu kelimesi pozitif bir şey mutlu aslında. Mutlu olmayı bilen bir toplumda mutlu olduğunda daha rahat oluyor. Yani ne yazık ki toplumun o kadar fazla acısı var ve bu acılar dediğim gibi o kadar yaşanamıyor ki mutlu biri hasta gibi geliyor bize. Birazcık evet. Şov yapıyor gibi geliyor, kibirli geliyor, narsist geliyor filan. Yani başkalarının faydasını da düşünerek, hani toplum örgüsünü de düşünerek mutluysan ne güzel, ama tabii ki birilerinin omzuna basarak, bencilce, hiçbir hareketinin sonucunu düşünmeden zarar vererek, onu oradan ayırarak, bunu buradan ayırarak, sadece parayı, eşyayı, malı mülkü düşünerek mutluysan o senin problemin ve benim de problemim olursun yani. O başka bir şey ama tatlı tatlı enerji yayabiliriz yani. Bence de. O zaman mutlu olmak, mutlu olmak demişken falan bir şiirim var. Hep böyle şeye geliyor. Bir şiir okuyacağım falan. O adam karanlıkta çıplak şiir okuyan adam değil mi? Yok. O mu bu muyu oynayalım ya? Ben bunu, ya o mu bu muyu da... hazırım ya. O zaman başlıyorum. Evet. Eve sipariş mi, dışarıda yemek mi? Dışarıda yemek. Ayda yürümek mi, geçmişe ışınlanmak mı? Ayda yürümek. Kedi mi, köpek mi? Ya ben kediciyim, yalan söyleyemeyeceğim artık o konuda. Kediciyim ben. Kedim var, çok seviyorum onu. Ben ama hiç senin kedini... Aşığım abi kedime. Sosyal medyada çok... Çünkü tabii ki nazar değer diye. Çocuklarını saklayanlar gibi. O kadar seviyorum ki. Ya bu bence kedimin kendi kararı olmalı 4 yaşına geldikten sonra. onu Instagram'da paylaşıp paylaşmamama o karar vermeli. O yüzden bekliyorum bir yıl çocuk daha. Şey yapsana, emojiler koyup suratına ya, var ya çocukları. Ama bir şey diyeceğim, bir noktada da yani ne bileyim, gerçi hayır hiç konuşmayacağım bu konuyla ilgili. Bana ya
Aynen devam ben edelim. Ben bir sürü şey söylüyorum ama bu arada ben köpek sever bir insanımdır. Daha çok kedilere seviyorum ama bir kedi sahiplendim. Ya, tam da Şubat'ta Iris. Go Team çok severim. Iris şarkısından. And I don't want the world to see me. Çok severim. Bir şarkında oradan gizli alıntı var mesela. Aa, hangisinde? Söylemeyeceğim. Of, eve gidince bütün şarkıları tek tek dinleyip bunu bulmaya çalışacağım. Kesin ya. Yani. Tamam, devam ediyorum. Okumak mı çalışmak mı? Okumak derken okul. Çalışmak. Yalnız çalışmak mı yoksa ekip işi, ekiple çalışmak bu mı? Bu ekibimle ekip işi ama ondan önce keşke yalnız olsaydım. Tamam, güzel. Şehir hayatı mı, sayfiye hayatı mı? Şehir hayatı. Deniz kenarı mı, dağların tepesi mi? Deniz kenarı. Bungee jumping mi, kafesle köpek balıklarının yanına dalmak mı? Bungee jumping. Yaptın mı? Hayır, yapmayacağım da belki de ama yine de köpek balıkları hani evrimlerini tamamlamış, hayatlarını yaşıyorlar. Benimle bir ilgisi yok. İlgilenmeyelim mutlu onlarla. Mutlu olsunlar hepsi. Bungee jumping yapmasın. Ben de bir kere yaptım. Dünyanın en yaparım belki güzel yaparım. Anlarından biri. Süper kahramanlar mı, süper kötüler mi? Süper kötüler hatırlıyor musun? Ay hatırlıyorum. Bayılıyordum ben onlara. Ben de ya. Çok seviyordum. Bu değerlinin olduğu değerli. Çok muhteşem böyle minik kot şortlu evet. Böyle parçalanmış çok bayılıyordum ama benim deli süper gibi kötüler izliyorum. Abi çünkü süper kahramanlar tamamen gerçek dışı bir beklenti yaratıyor. Kötüler de o kadar kötü değildi zaten. Ya, müthiş heriflerdi ve kadınlardı bence ya. Evet. Korku filmi mi, komedi filmi? Korku filmi. Ben artık izleyemiyorum. Bayılıyorum ya. Ben de bayılıyorum ama tek başıma artık izleyemiyorum. 6 tane film izliyorum böyle 18 saat boyunca. Sonra da uyuyamıyorum filan harika. Ben de uyuyamam ama eskiden izlerdim hiçbir şey olmazdı. Şimdi bütün perdeleri açıyorum tabii. Ki caddeyi sokağa göreyim insan geçiyor ama ben falan. Onu seviyorum. İşte ondan vazgeçemiyorum. Yani. Benim bungee jumping'im o. Aynı bak, gün olabilir. 6 korku filmi izlemek. Mantıklı. Evet. Peki bir ilişkide romantizm mi, sadakat mi? Yani ikisinin bir arada olduğunu düşünüyorum ben. Seçemeyeceğim. Yani gerçekten romantik biri zaten gerçekten seni başka insanlarla başka durumlara sokmak yerine gelip hani ben başkasını beğenmeye başladım bunu çözelim mi falan der. O yüzden ikisini ayırt edemiyorum galiba bu sefer hakikaten. Ben de bir düşündüm de üzerine. Evet ben de şey buldum. Peki gelkenli ile dünya seyahati mi, Mars'a yolculuk mu? Vallahi Mars'a yolculuk ya. Az önce Ay'a gittin, şimdi Mars'a gittin. Ya. Senin dünya ile işin kalmamış. Bir tane yeni şarkı yazdım. Mars'ta parti var mı, ararsam açar mı, DJ şarkımı yazar mı, artı bir yazar mı falan. Gerçekten. Aynen, o yüzden Mars'a gidelim. Tamam peki. Bilgi de orada ayarlarız. Peki bitkilerle konuşmak mı yoksa ya. Hayvanlarla konuşmak hayvanlarla mı? Hayvanlarla konuşmak çünkü hemen kedimle konuşmam lazım sürekli. Ya. Anlayabilmek isterdin değil çok, mi onu? Çok. Anlıyorum da zaten olabildiğince çok mutluyuz ya. Yani gerçekten bir hayvan bana insanların öğretemediği kadar sevgi ve yakınlık öğretti sağ olsun. Evet evet değişikmiş kediler ben de yeni yeni. Çok tatlılar. Köpekler de müthiş köpeklerle daha enerjik, daha tatlı, daha evet. Biraz bağımlılığa yakın bir ilişki o. Ama kediyi evde bırakıp gidebiliyorsun. Yani o benim müzisyen olmamdan ötürü çok daha rahat ettiğim bir hayat. Yani köpeğimi her yere götüremem çünkü çoğu otel zaten hayvan dostu değil. Yolculuklarda heder oluyor, görüyoruz. Yani çok tatlılar bıraksan, böyle uçakta böyle falan. Bir de bıraksan olacak İyi ki içeri almaya başlamışlar uçakta bu arada. Çok mutlu olduk o evet, haberi. Evet evet. Ya öbür türlü tabuta koyup gönderiyor aman gibilerdi. Aman Allah'ım ya. Yani kesinlikle. Okey o zaman devam ediyorum. Dövme mi, piercing mi? Dövme. Dövmen var mıydı? Var. Ne var? Gösteremeyeceğim yani. Diyeceğim buramda. Kolay yok mu? Ne var bende? Ne var ablam? Buramda yanan bir roman var. Ne var? Yanan bir roman var. Güzel. Güzelmiş. Hiç, ama yeni mi o? Yeni. Yeni. Şubat'ta yaptırdım. Okey devam ediyorum. Bu soruyu seviyorum. Hediye almak mı, hediye alınması mı? Artık hediye alınması. Her şeye bir yorum yapıyor. Bu soruyu çok hediye aldım ya. Bu soruyu sıkıldım bir artık. Arkadaşım okurken onu fark ettim. Ben hala çok hediye alıyorum. Dedim ki artık hediye alınmasını istiyorum. Evet yani. Demek ki insanın bu yaşları abi çünkü bir şeyleri fark etmeye başlıyorsun artık işte. Sıkılıyorsun eski davranış peki. Biçimlerinden. Radyo mu televizyon mu? Radyo. Görünmez olmak mı zihin okumak mı? Tabii ki görünmez olmak. What? İşte şimdi yırttık zengin oluyorum. Garanti BBVA ay. Bekle beni. Bir şubeni basacağım görünmez olur. Doğru. Mantıklı. İlk en sevdiğim bankaya hiç gidelim. Hiç düşünememiştim kardeşim. Ben bunu ya burada böyle. Batman mi Superman mi? İkisini de hiç sevmem. Batman bir kere zengin çocuğu. Bütün her şeyi o babasının parasıyla yapıyor. Pis herif. Superman de sürekli yok ben o gezegenden geldim. Böyle yalnızım, şöyle yalnızım. Yok gözlük taktım tanınmadım. Biz gözlüklüyüz koçum. Sen ne demeye çalışıyorsun? Biz miyopuz koç. Ne demeye çalışıyorsun? Bu kadar gözlüklü insan var bu dünyada. Gözlük taktım başka biri oldu.
Yani kriptonsa kripton, anladın mı? Bana ne? Benimki karınca adam. O çok tatlı. Ya bir şey söyleme. Ben öyle... Ben... Yazık, kuantumda kayboldu. Bayılıyorum, zaten anladın yani. Mı? Öyle mesela Ken Parker'ı çok severim falan. Yani kusurları olan ve bunları kabul eden kahramanları Deadpool? Severim. Deadpool yanlıştı bence bazı şeyler. Sinematografik olarak, neyse bunu şimdi konuşmayalım, arkadaşı yaparız. Çok seven eminim, 15-25 yaş arası bir sürü erkeği rencide ettim az önce. Peki az önceki hediye sorusuna benzer bir soru geliyor. Hazırım. Sevmek mi, sevilmek mi? Ay artık vallahi sevilsem çok iyi olacak ya. Hediye alınsın ve ya. Sevilelim istediğimiz. Sürekli biriyle bir şeyler deniyorum. Sürekli bir ben şarkı yazıyorum, yok cebine not koyuyorum, yok hediye alıyorum. Bu ne rezalet ya. Ha, bıraktım ya. Aylardır zaten bırakmış haldeyim, harika gidiyor. Zaten 9 aydır bırakmayayım doğumda. Ondan önce zaten karar vermiştim. Hı-hı. Yani Aralık'ta o kadar kötü bir ya o kadar kötü ilişkiler oluyor ya bazen. Evet. Yani o kadar kötü oluyor ki böyle bir yıl bir insana parmak ucuna değsin gelmiyor falan. Evet, evet. Öyle bir şey oldu sağ olsun. Çok iyiyim o yüzden. Çok üretken oluyorum ben bekarken. Kimsenin çoraplarını ve dertlerini ve işsizliğini ve parasızlığını düşünmediğim için. Rahat. Sadece aynen. Kendini düşünüyorsun. Rahat ve tabii oluyorum. Ki kedini düşünüyorsun. Ya, onu düşünüyorum. Onun adı ne? Moz. Moz. Senin lakabı Moz. 90'lar mı 2000'ler mi? Yani bence 2000'ler. Geçen ben de benzer. Çünkü o kadar çok 90'ları seven var ki birileri de 2000'leri sevmeli. Yine arkadaş grubunda çıkıntı insan ya olarak geliyor. Ya ben bu arada 2000'lerin şarkılarını seviyorum bu ben arada. Ben de seviyorum abi. Popçuk popçuk bayılıyorum. Yani Britney Spears'ın Toxic şarkısı harikadır mesela. Tabii ben NSYNC, Justin. Travis vardır. Justin, Cry Me A River kaç yılıydı bilmiyorum. 2001. Evet, muhteşem 2000'lerin müziği. Timbalentler, Nelly Furtado'lar bilmem ah, neler. Nelly Furtado. Çok güzel. Like ama tabii ben o dönem sadece yabancı vardır yani. Ben sadece yabancı dinleyebiliyorum. Ya çok tatlı. Şimdi yaş 13-14. Çıkışı biri. Ben diyor sadece yabancı dinleyebiliyordum. Bir İlk de sizi. Dinledim falan. O kadar tatlı bir mutluluk oluyor ki bende. Çünkü aynı... Tavır bende de yıllarca vardı yani. Tabii. Abi ben sadece Pearl Jam abi. Hani Nirvana tabii. Dinliyorum. Sadece PJ abi dinliyorum. İşte Sunny Day Real Estate'i biliyor musun abi falan. Alice in Chains falan, anladın mı? Led Zeppelin falan. O yüzden ama eş zamanlı olarak tabii ki Sevinç Tevz, işte Bülent Ortaçgil, Nazan Öncel, Nilkara İbrahimgil gibi de bir sürü de müzisyeni de dinledim tabii. Bu topraklardan. Fikret Kızıloğa tapıyorum mesela. Evet, ben de. Öz babam olduğunu falan söylüyorum bazen. Gerçekten. Baban duymasın falan diye. Bence Fikret'in kendi çocuğu duyuyorsun. Yani benim babam çok okey, o da çok sever Fikret Kızılok. O zaman müzik. Biraz da müzik ha. Biraz da müzik. O zaman müziğe geçiyoruz. Dudakları gene müzik, sonra devam biraz edeceğiz. Biraz da müzik. Hayatta kırılan, dökülen, çürüyen eşyalara değil. Kırılan, dökülen, çürüyen, kalplere değer veren insanlar için çalalım bu şarkıyı. Kalp Hanım'la devam edeceğiz. Ayıp etmişim, kayıp etmişim her güzel şey. Kırıp dökmüşüm, ben çökmüşüm, ben çökmüşüm. Denizin bittiği yerde sahil evleri. Ben biterim, sen başla ey sevgili. Ey sevgili, ey sevgili. Gittiğimde eşyalar evde kalsın. Onları kim alıyorsa onlar alsın. Onlar alsın, onlar alsın. Bilmiyorum yanıtları, sormadım ki ben soruları. Kalp Hanım nasılsınız, ah ne çok kırıksınız. Kim dedi her şey yoluna girecek diye. Kalp Hanım ah ne çok kırıksınız. Kim dedi her şey yoluna girecek diye. Ayıp etmişim,
kaybetmişim. Her güzel şeyi kırıp dökmüşüm. Ben çökmüşüm, ben çökmüşüm. Denizin bittiği yerde sahil evleri ben biterim. Sen başla ey sevgili, ey sevgili, ey sevgili. Nasılsınız? Ah ne çok güreksiniz. Kim dedi her şey yoluna girecek diye? Kalp hanım nasılsınız? Ah ne çok güreksiniz. Kim dedi her şey yoluna girecek diye? Kim dedi her şey, her şey akacak, akacak, yeniden başlayacak, hiç aynı kalmayacak. Sen hiç korkma, kalp anı atacak, atacak, yeniden kırılacak, kendini onaracak. Sen hiç korkma, kalp anı kalp hanımlara, kalp beylere, kendini hanım ya da bey olarak tanımlamak istemeyenlere, herkese hiç ayırmadan hep beraber sevgimizle. Evet, Garanti BBVA ile Sesini Açın ufak ufak sonuna geliyoruz. Vallahi sesini nerelerde açtınız bilmiyorum. Çok iyi geldi bana. Umarım sizlere de iyi gelmiştir. Sonuçta her ne kadar şu anda beraber program yapıyor olsak da ben esas özünde iyi ve seven bir müzik dinleyicisiyim. Yeah. O yüzden çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Fakat tabii kapatmadan önce bütün performanslarda sahnede bir arkadaşımız vardı. Kalp Hanım. Onun bir hikayesini senden dinleyelim. Her şey var üstünde kendisinin çünkü. Evet. Kalp Hanım'a hazırlandığımız süreçte biz bir EP yayınlamıştık yazın, Aşk Çeşmesi adında. Kız Kulesi'nin Anahtarı diye de bir üçlememiz vardı. Orada çalışma şansına eriştiğim sevgili Berna Süsü'nün eseri, içinde Kadir Kılıç'ın da benim bütün kostümlerimi tasarlayan Kadir'in de sevgisi ve emeği var. Berna'nın tasarımı. Tasarımda işte ilk insanların beni tanımaya başladığı küresel ev konserleri zincirinin İstanbul ayağında giymiş olduğum kaza parçaladık, o var. İşte kırık bir gitarım var. Aşk Çeşmesi'nin klibinde uçuşan perdeler var. Film şeritleri, yanık fotoğraflar var. Plastik güller var. Çünkü işte hayatımda toplumsal olarak kabul etmemi istediğim ama bir türlü tam anlamıyla içine giremediğim o kurumların, o sevme biçimlerinin filan bana artık çok hiç gelmesiyle ilgili, arabesk olan her şeyden uzak olmamla ilgili galiba o plastik gülleri koyduk filan. Huniler var, atar damarları temsil ediyorlar filan. Çok hoşuma gidiyor yani. Bir sürü saçma sapan parça pinçiyi, çıfıtı bir araya getirip oradan bir şey var ettik. Benim hayatım gibi yani. Ben de hayatımın içinde bir sürü işe girip çıktım, defalarca istifa ettim. Eğitim hayatım oldu, yüksek lisans yaptım. Çocuk kitapları yazdım. Yok çevirmenlik yaptım, yok simültaneydi, yok ardıldı. Yok sekreterlik yaptım. Yok işte supervisor olduk, gittik bir yerde. Yok sonra bir tıp kongresinde hosteslik yaptım. Yani o kadar aslında kocaman bir hayatım oldu ki 34 yıl içinde. O da öyle bütün o kocaman ve kendi saçmalama özgürlüğünü elinde bulunduran özgür hayatın tatlı saçmalığını rengarenk bize anlatıyor galiba. Hoşuma gidiyor yani. Gerçekten şimdi böyle şey belli yani, bakınca ona evet hani burada yani kalbine dair hani bir şeyler var ama böyle dinleyince yani senin yine kelimeleri şahane şahane arka arkaya tık tık tık
getirerek söylenince böyle şey oluyor. İnsan bir duygulanıyordu. Ah yeah. 34 yıllık hayat falan diye böyle. Gerçekten Kalp Hanım nerede ikamet ediyor peki? Evde mi? Kalp Hanım çok sevdiğimiz ve bizim sahnemizi her yere kuran canımız Emre'nin bizim bütün ekipmanımızı sakladığı yerde gitarlarla, gitarlarımla birlikte yaşıyor. Onun daha mutlu olduğunu düşünüyorum. Enstrümanlarla orada. Daha evde keyifli. O da olursa artık hiç arkadaşım kalmaz, hiç sevgilim olamaz diye düşünüyorum. Yani eve giriyorlar. Ve Kalp orada Hanım. Altın plak, orada albümler, burada kitaplar. Bir de öyle kocaman Kalp Hanım heykeli iyice şey gibi. Kalbinin dünyasına hoş geldin. Bu narsist yolculuğa hazır mısın gibi. O yüzden onunla ayrı takılıyoruz. Konserlerde buluşuyoruz. Peki o zaman. Sana çok 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 teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim bu tatlı sohbet gerçekten, için. Garanti BBVA'ya ve Salonu İKSV'ye her zaman müziğe ve sanat ve kültüre yaptıkları yatırımlar için teşekkür ederim. Doğru yere yatırdığında ne kadar güzel işlere yarıyor kaynaklar. Evet. İnsanlara umut veren, sevgi veren ve neşe veren bir şeye de dönüşebilir sonuç itibariyle. Kesinlikle. Ben de bu vesileyle hem senin uzun aradan sonra bir geçenlerde sokakta karşılaştık evet. Ama onu saymıyorum. Ben uzun de saymıyorum. Uzun aradan sonra böyle güzel yüzümüzü sohbet yüzümüzü gördük birbirimizin. Maskelerle falan şöyle göz ipek kaybeden herkes falan dikkat şeklinde. Etsin. Evet bir de dikkat edelim. Hem Salon İKSV'de olmak gerçekten çok, çok mutluluk çok, verici. Benim, özlemişim. Benim ilk aşkım ya Salon evet, İKSV. Ben de aşırı seviyorum, yani, aşırı özlemişim. İlk sevgilim gibi Salon İKSV, ilk ilişkim gibi yani. O kadar sevgili Bengi vardı. Evet. Şimdi Deniz var. O kadar mutluyum ki yani böyle insana güçlü ve bir şey ürettiğini ve bu ürettiği şeyin değerli olduğunu hissettiren kadınların ve onlarla birlikte o kadar emek veren muhteşem adamların hep bir arada olduğu bir hanede olmak çok mutlu ediyor beni. Çok çok güzel burası yani. Burada olduğuma çok ben mutluyum. Ben de bu vesileyle şu sahneye çıkmış oldum sonunda ya. Hep şuradan bakıyordum. İyi geldi. Çok böyle iyi hoşuma gelen gitti bir falan. Sahne ya. Cidden onaran bir sahne yani. Yok insan. Gerçekten şaka maka. İyi ki buradayız. Önümüzdeki bölümlerde, programlarda belki başka mekanlarda oluruz. Belli mi olur? İyi ki Garanti BBVA ile sesini aç dedik. Çünkü müzik gerçekten artık sesi daha da açılması gereken evet. Bir şey bence. Açmalıyız yani. Olabildiğince düşüncelerimizin, müziğimizin, içimizdeki seslerin sesini açmalıyız. Yani birlikte susmak da çok kıymetli tabii ama birlikte konuşabilmek, iletişim kurmak, şarkılar söyleyebilmek, dans edebilmek, acı çektiğimizde ağıt yakabilmek, yas tutarken birbirimize bir hikaye anlatabilmek çok kıymetli. Yani belki de sesini aç kadar iyi bir slogan duymadım yani bir zamandır. Çok çok hoşuma gitti. Evet güzel oldu. Şimdi benim en sevdiğim noktaya geliyoruz. Evet. Çünkü artık mikrofonumu çıkartacağım ve son iki şarkıda kalbini eşlik ederek zıplayabileceğim. Ve olduğum yere döneceğim. En sevdiğim sahnenin karşısı. Ya. Oraya doğru geçip yapacağım. Dinleyici olma kafası değil mi? Teşekkür tatlı. Ediyorum çok. Ben de teşekkür ederim. Öpüyoruz sizi. Hoşçakalın. Hey. Güzel yerlerin var dudaklarından koynuma akar korkuyu yıkar serin sular senindir senindir kopar gider akıl sımsıkı sarıl öperken ısır parmak uçları nasır gezdirir ağır ağır elleri başka tenlere sağır hiçbir etki altında kalmadan henüz soyunmadan çırılçıplak kalışım kalışında ne güzel yerlerin var bu Eylül akşamında susuyoruz seslerin akışında eylemsiz eylem ta onun bakışında her şey olması gerektiği gibi akışında akışında deniz bize sesleri zeytin dalında üzüm mor gece tavında
çağırmadan gelmişim bak. Duruyorum yanı başında. Deniz bize seslenir zeytin dalında. Üzüm mor gece tavında. Çağırmadan gelmişim bak. Duruyorum yanı başında. Ne güzel yerlerin var bu Eylül akşamında. Her şey olması gerektiği gibi akışında. Hiçbir etki altında kalmadan, henüz soyunmadan, çırılçıplak alışım kalışında. Ne güzel yerlerin var bu Eylül akşamında. Her şey olması gerektiği gibi akışında. Masada kasım patılar sarı. Sarı seni benden ayırmalı. İçimde buruşmuş yırtık kağıt. Kimseler tüleyemez ki artık. Güneş doğacak diyorlar yarın. Dönüp bak sende kalmış yarım. Bu kandırmaca göbek adım. Yıldızlar misali yok olacağım. Adım adım tane tane. Sen kal derken hesap yine bende. Ödenmemiş bedellerde öpüşsünler sol cebimde. Sokak sokak deli deli. Her yabancıya sordum seni. Tüm yolları denemiş kaybetmiş biri gibi kabullendim şimdi. Onarmaya halimiz yoksa daha da kırmayalım. Bugün hazır değilsen hemen ayrılmayalım. Bacadaki his gibi silinmiyor ki izi. Sevmiştik öylesine, boşver utanmayalım. Onarmaya halimiz yoksa da kırmayalım. Bugün hazır değilsen hemen ayrılmayalım. Bacadaki his gibi silinmiyor ki izi. Sevmiştik öylesine, boşver utanmayalım. Boşver utanmayalım. Boşver bizi güzelim, boş ver. Onarmaya halimiz yoksa daha da kırmayalım. Bugün hazır değilsen hemen ayrılmayalım. Bacadaki his gibi silinmiyor ki izi. Sevmiştik öylesine, boş ver utanmayalım. Onarmaya halimiz yoksa daha kırmayalım. Bugün hazır değilsen hemen ayrılmayalım. Bacadaki his gibi silinmiyor ki izi. Sevmiştik öylesine, boş ver utanmayalım. Boş ver. Pa 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 pa. Onarmaya halimiz yoksa daha da kırmayalım. Bugün hazır değilsen hemen ayrılmayalım. Bacadaki his gibi silinmiyor ki izi.
sevmiştik öylesine. Boş ver utanmayalım, boş ver utanmayalım, boş ver.